Bu videomuzda 3 Mart 2009 günü vahşice katledilen Münevver Karabulut cinayetinde çok merak edilen iki kişinin ifadesini sizlere aktaracağız. Bunlardan biri Sakine Garipoğlu'na İngilizce dersi veren İngilizce öğretmeniydi. Bilmeyenler için hatırlatalım. Olay günün akşamı saat 7'de Garipoğlu ailesinin villasına giderek Sakine Garipoğlu'na İngilizce dersi vermişti. Yani Sakine Garipoğlu'nun özel İngilizce hocasıydı. Bu çok merak ediliyordu. İkincisi ise sitenin elde edilen güvenlik kamera görüntülerinde yer alan Bahçıvan kimdi? Bahçıvan olayını da kısaca hatırlatalım. Ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde Cem ve Münevver'in geldiği saatlerde görüntüye girerek aşağıya bakan bir kişi vardı. Bu sitenin bahçıvanıydı. Bahçıvan Cem'le Münevver'i görmüş müydü? İfadesinde ne demişti? Acaba bu da merak edilen konulardan biriydi. Sizlere iki bölüm olarak hazırladığımız dosyamızı sunuyoruz. Merhaba Muhabir TV ailesi. Olayın olduğu akşam o vahşetin yaşandığı eve giderek Sakine Garipoğlu'na ders veren İngilizce öğretmeni Sinan E. kimdi? O akşam evde kan lekelerini gördü mü? Olağan bir durum söz konusu muydu? Cem Garipoğlu'nun annesi Makbu ile Tülay Garipoğlu'nda bir değişiklik var mıydı? Kendisi Cem Garipoğlu'nu tanıyor muydu? Tanıyorsa ne zaman tanışmıştı? İşte tüm bu soruların cevabını olaydan 2 gün sonra polise verdiği ifadesinde yer alıyor mu? Şimdi İngilizce öğretmeninin o ifadesini dinleyelim. Bakalım polise neler söylemiş. ...2008 yılından beri şu Anadolu Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olarak görev yapıyordum. Ben Sakine Garipoğlu'na 2008 yılının Ekim veya Kasım ayı içerisinde evde İngilizce dersi vermeye başladım. Ben Sakine Garipoğlu'na İngilizce dersi vermeye gittiğim evde olaydan yaklaşık 15-20 gün önce Cem Garipoğlu'nun Sakine'nin abisi olduğunu öğrendim. Olay günü yani 3 Mart 2009 günü saat 14 sıralarında ben okuldaydım. Okuldayken cep telefonuma bir mesaj geldi. Gelen mesaja baktığımda Sakine Garipoğlu'nun annesi Tülay Makbule Garipoğlu'ndan mesaj gelmişti. Mesajda 7 sizin için uygun mu şeklinde yazıyordu. Ben de kendisine tamam saat 7 uygundur Makbule Hanım diyerek cevap yazdım. O gün Sakine Garipoğlu'na vereceğim ders saati belli değildi. O yüzden annesinden gelecek mesaj üzerine ders verme saati belli oldu. Ders verme saatine yakın, ruhsatı benim adıma olan beyaz renkli aracımla saat 19'da özel öğrencim Sakine Garipoğlu'na ders vermek için Bahçeşehir Şelale Villa Evleri numara 73 önüne geldim. Aracımı park ettim. Sonra kapı ziline bastım. Kapıyı açar olmadı. Birkaç kez kapı ziline bastım, cevap alamadım. Daha sonra Tülay Makbule Garipoğlu'nu aradım. Kendisine telefonda eve geldim ancak kapıyı kimse açmadı Makbule Hanım dedim. Tülay Makbule Garipoğlu bana bir dakika sonra evde olacağım dedi. Bu telefon görüşmesinden 2 dakika sonra Tülay Makbule Garipoğlu yanında ders vermiş olduğum Sakine Garipoğlu ve küçük kızı Saadet ile birlikte bir cip ile geldiler. Sakine kapıyı anahtarla kapıyı açtı, birlikte içeri girdik. Eve girdiğimde içeride kimsenin olup olmadığını görmedim. Çünkü ev 3 katlı bir evdi. Ben bütün katlarında dolanmadım. Sakine ile birlikte giriş kattan bir üst kata çıktık. Çıkışa göre Sakine'nin odası sol taraftaydı. Odaya girdik ve Sakine'ye İngilizce dersi verdim. Ders vermem yaklaşık 1,5 saat sürdü. Ders sırasında hiç mola vermedik. Ders bitince sonra tekrar aynı yerden giriş kata indik.
Ders ücretini Tülay Makbule Garipoğlu'ndan aldım. Sonra da evden ayrıldım. Eve giriş ve çıkış sırasında dikkatimi çeken hiçbir husus olmadı. Ne evin giriş katında, ne de sakininin odasının çıkış merdivenlerinde, ne de sakininin odasından kan veya benzer bir leke, dağınıklık görmedim. Tülay Makbule Garipoğlu eve geldiğinde tedirgin veya telaşlı bir hali yoktu. Ben sakiniye yaklaşık 20 defaya yakın İngilizce dersi verdim. İngilizce öğretmenin bu ifadesinin ardından kendisine Münevver Karabulut'un resmi gösterildi ve kendisine bu resimdeki kişiyi tanıyor musun denildi. İngilizce öğretmeni bu soruya şu cevabı verdi. Tanımıyorum. Hiç Cem Garipoğlu'nun yanında da görmedim dedi. Gelelim ikinci bölümümüze. Bu bölümde de hep merak ettiğimiz bir görüntü vardı. Ortaya çıkan güvenlik kamera görüntülerinde Cem Garipoğlu, Münevver'i arka bahçe kapısından içeri aldığı sıralarda görüntüye görevli bahçıvan giriyordu. Görüntüye göre görevli bahçıvan sanki Cem ile Münevver'in arka bahçede görüyor gibi görülüyordu. Bahçıvanın ifadesi de olaydan 3 gün sonra alındı. İfadesinde ne demiş bir bakalım. Ancak şunu da belirtelim. Bu bahçıvanın ifadesi alındığı sırada daha o görüntüler elde edilmemişti. Kameralar bozuk denilmişti. Bakalım bahçıvan da kameralar için ve o gün için neler demiş. Hemen dinleyelim. Ben şelale villalarında 4 yıldan beri bahçıvanlık ve gündüzleri güvenlik olmadığı için güvenliğin işini de yapıyorum. Villaların çevresinde 16 tane kamera var. Bu kameraların birkaç tanesi arızalıdır. Hatta villa 73'ün arkasında bulunan kamera yaklaşık 1 yıldan beri arızalıdır. Bu kameralar birkaç kez tamir edildi. Fakat kısa süre sonra yeniden arızalandı. Ben olay günü yani 3 Mart 2009 günü işe geldim. Saat 14.30 ile 15 sıralarında villa 73'te oturan Cem Garipoğlu yanında siyah uzun saçlı bir bayanla geldiğini gördüm. Ve villanın giriş kapısından girmeyerek arka bahçe kapısından villaya girdi. Ben de o sırada girişteki güvenlik kulübesinde oturuyordum. Daha sonra saat 18 sıralarında Cem Garipoğlu'nun elinde tekerlekli bir valiz ile yanımdan geçti. Ben de ona nereye gidiyorsun dedim. Cem de bana Antalya'ya bir günlük geziye gidip geleceğim dedi. Cem'in elinde herhangi bir başka bir şey görmedim. Kameralar sürekli kayıt yapmıyordu. Çünkü semtimizde sık sık elektrik kesintisi oluyordu. Bu yüzden kameralar kayıt tutulmamıştır. Ben Mehmet Nida Garipoğlu'nu pek tanımam. Ben olayı bir gün sonra işe geldiğimde duydum. Görevli bahçıvan böyle bir ifade vermişti. İfadesinde kamera kaydetmedi diyerek yalan söylediğini görüyoruz. Kendisi baba Mehmet Nida Garipoğlu'nu pek tanımadığını söylüyor. Ama Cem Garipoğlu'nu iyi tanıdığını görüyor. Muhtemelen burada da yalan söylüyor. Poliste böyle bir ifade veren bahçıvan daha sonra Cumhuriyet Başsavcılığında da aynı ifadeyi veriyor. İngilizce öğretmeni ve bahçıvanın ifadesini duydunuz. Düşüncelerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bir dosyada görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.